Evet, hoş geldin tekrar, geçmiş olsun. Bizim yine böyle bir hastanımızın yüzünü çok göstermek istemiyorum. Özel konular, yarın öbür gün cinsellik var konularımızın içinde. Ne bileyim, başka yerde kullanılır mı olmamaya gerek yok. Şimdi senin bana gelirkenki şikayetin neydi, sıkıntın neydi, bana bir anlatır mısın? Evet. Hocam, ben size geldiğim zamanlarda bana birkaç doktor tarafından varikosel diye bir hastalığım teşhis edildi. Varikosel ameliyatı olmaya, hatta sen beni telefonlardan önce dedin, uzaktan geleceğim, başka şehirden geleceğim. Edirne, Keşan'dan geleceğimi size söylemiştim. Evet. Durumun çok ciddi olduğunu, sertleşmemin olmadığını, spermlerin de olmayan sıkıntılarının olduğunu size söylemiştim. Sizde ameliyatlık bir durumun yok. Ama senin çocuk değil derdin, sertleşme problemiydi değil mi? Sertleşme ve sperm sayımının çok düşük olduğundan dolayı da sorunum vardı. Sperm sayın da düşüktü. Evet. 270 milyon lira çıkartmıştınız, evet, o şekilde. Yani en düşük aylık kaçtı, hatırlıyor musun? 190 milyon. O bile aslında çok fazla. Yani şimdi biz mesela 15 milyon sperm diyoruz bir mitlide, ama senin çocuk olmuyor diye ve sertleşme sıkıntım var diye gelmiştin. Bizde varikosel aklımıza niye yatmadı? Hocam, sizin beni cihazla değil, elle dokunarak damarlarındaki işte kanlı, sertliği, topunlar, işte pıhtılaşmanın olmadığını, yani makinede tabii ki makine cihaz ama doğru olanın elle olduğunu söyledikten sonra benim mantığıma yattı. Size geldim ve ben ameliyat olmadan verdiğiniz ilaçlarla... Sen de varikosel yok diye düşündük değil mi? Evet, varikosel olmadığını söylediniz bana, gerek olmadığını. Sen hiç varikosel ameliyatı oldun mu? Hayır, olmadı. Yok yani hiç, ama sana varikosel dendi. Biz de yok bu varikosel dedik ve sonradan birkaç kere, yani bir iki kere daha kontrol ettik galiba. Aynen öyle hocam, onun yanında birkaç... Çünkü bir kez de yanılabilir insan. Bazen ben yok derim, halbuki vardır. O yüzden böyle bir kez daha bakarım en azından. Gerçekten öyle hocam, onun yanında bana verdiğiniz ilaçlar, onu verdiğiniz bana bazı masajlar, bazı sıcak uygulamalar, soğuk uygulamalarla ilgili yaptığım... Peki prostat masajı yaptık sana ama sen de uzaktan geldiğin için aslında çok da fazla tam gelemedin. Kaç kere yapılmıştır masaj sana? 5 defa yapıldı. 5 kez. Yani benim aslında klasik uygulamamda işte 4 kere haftada bir, 2 kere de 2 hafta arayla diyorum ama uzaktan geliyorsun, işte gelişlere göre çok da düzenli olamamasına rağmen fayda verdi mi diyorsun? Fayda verdi hocam, çok şükür. Ve ben evde yaklaşık 15 günde bir defa birleşemezken şu an yanınıza özel sevgilimle geldim. Evet, yani bu şimdi... Eşimle beraber. Evet, yani sonuçta cinsel olarak şu anda kendimi çok güvende hissediyorum diyorsun. Aynen öyle. Evet. Kesinlikle. Gerçekten tüm hastalara size öneriyorum. Sağ olasın. Cüneyd Sevinç hocama. Evet. Tabii herkes de aynı şey değil. Sendekinde sertleşme problemini ben prostat iltihabı olarak düşündüm. En azından bunu deneyelim dedik. Ve bu tedavi, prostatıyla masaj, antibiyotik verdik. Sen kendin başka neler yaptın? Hocam, ben onun yanında sadece biraz bana önerdiğiniz kiloyu düşürmeye çalıştım. Kiloyu düşürdüm. Kiloyu düşürdüm. Ondan sonra başka bir şey yapmadım zaten. Önerdiğiniz ilaçları düzenli kullandım. Çünkü benim genelde masaj yaparım ve antibiyotik kullanırım. En 20 gün antibiyotik. Çok halime şükürler olsun. 84 doğumluyum. Gücüm de yerinde. Kendimi çok mutlu, huzurlu hissediyorum. Süper. O derece. Yani. Tavsiye ediyorum diyorsun. Ay, Cüneyd Sevinç. Hadi bakalım. Çok sağ olasın. Sağ ol.